Ancak Müslümanlar, özellikle de şu günümüzde hayvan kurban etmekten daha önemli bir şey var ki, o da şudur: Allah-u Teala'nın dini uğrunda, onun kelimesi yüce olsun diye yeryüzünün tamamında Allah-u Teala'nın hükümleri, onun kanunları, onun şeriatı hakim olsun. Onun dininin dışındaki bütün dinler, bütün rejimler, bütün sistemler, bütün ideolojiler yeryüzünden silinsin, yok olsun diye ve böylece Allah'ın hükmü hakim olması ile birlikte yeryüzünde adalet hakim olsun diye ve bu şekilde müstazaflardan, mazlumlardan zulüm kalksın diye canı Allah-u Teala'ya kurban etmektir. Canı Allah-u Teala'ya feda etmektir. Malı Allah-u Teala'ya kurban etmektir. Çocuğu, aileyi, vatanı, toprağı, akrabayı, arkadaşı Allah-u Teala'ya kurban etmektir. Allah-u Teala'nın yolunda feda etmektir. Biliyorsunuz ki Müslümanlar, bugün dünyanın büyük bir bölümünde, büyük bir kısmında kayıtsız şartsız egemen olarak alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yı kabul etmeyen rejimler, düzenler hakim durumda. Buralarda biliyorsunuz ki Müslümanlar zelil durumdalar. Baskı ve takip altındalar. Hapsediliyorlar. Hristiyanlar tarafından, Yahudiler tarafından, Budistler tarafından, Rafiziler tarafından, Nusayriler tarafından ve kendilerini Sünni olarak adlandırıp da İslam düşmanlarına köpeklik yapan münafık ve mürtetler tarafından acımasız bir şekilde zulme uğruyorlar. Her gün onlarca, hatta yüzlerce ölüm haberleri duyuyoruz değil mi? Bunları görüyoruz, seyrediyoruz. Suriye'de olsun, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Özbekistan'da, Arakan'da, Çeçenistan'da, Filistin'de ve daha başka yerlerde Müslümanlar zulmün altında inim inim inliyorlar. Esin alınıp tahammül edilemeyecek türlü türlü işkencelerle tabi tutuluyorlar. Müslümanların ölülerini yakıyorlar. Müslümanların dirilerini yakıyorlar. Bu esir alınan kimseler ne kadar esir tutulacaklarını bile bilmiyorlar. Ve bu esir alanlardan kimisi var ki zamanla büyük bir acılar çektikten sonra, büyük çileler, büyük sıkıntılar çektikten sonra bu esaret altında ölüyorlar. Can veriyorlar büyük acılar çektikten sonra. Kimileri de bu durumdan kurtulmak için, bu baskıdan kurtulmak için bir an evvel ölmek istiyor Müslümanlar. Bacılarımıza biliyorsunuz defalarca tecavüz ediyorlar değil mi? Hatta bacılarımız artık Müslümanlara diyorlar, gelin bizim şu bulunmuş olduğumuz yerleri patlatın da biz de ölelim artık. Defalarca tecavüz oluyorlar. Biz de ölelim, karınlarımızdaki bu ceninler de ölsün diye haykırıyorlar, nida ediyorlar Müslümanlara. Kimi yerlerde biliyorsunuz ki Müslümanlar namazlarını kılmaktan engelleniyorlar, oruç tutmaktan engelleniyorlar, tesettürden engelleniyorlar, Kur'an okumaktan engelleniyorlar ve başka ibadetlerini yerine getirmekten engelleniyorlar. Bu kafirler Müslümanların evlerini yakıyorlar, evlerini yıkıyorlar, bombalanıyorlar ve bu şekilde Müslümanlar çok çileli bir hayata mahkum ediliyorlar. Bu kafirler, bu zalim kafirler biliyorsunuz ki mukaddesatımıza, değerlerimize, dini değerlerimize dil uzatıyorlar. Bunlara hakaret ediyorlar, camilerimizi pisletiyorlar, mescitlerimizi pisletiyorlar giderek, o pis ayakkabılarla, necis pis elbiseleriyle mescitlerimize giderek oraları harap ediyorlar, oraları pisletiyorlar, yıkıyorlar, yakıyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile önderimiz, rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte, şeriatımız ile, Kur'an-ı Kerim ile, dini şiarlarımız ile, şeriatımızın hükümlerini alay ediyorlar. Bunları küçümsüyorlar. Mel'un pis şialar, pis rafiziler sahabelere küfür ediyorlar. Sahabelere kafir diyorlar. Ağza alınmayacak laflar ediyorlar. Ümmetin en seçkin insanları olan Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, yani gerçekten ağza alınmayacak derecede hakaretler sarf ediyorlar. Ağza almaktan haya ettiğimiz şeyler. Ayşe radıyallahu anh haya, Hafsa radıyallahu anh haya, bizim annelerimizin ağza almaktan haya edeceğimiz sözler sarf ediyorlar. Adı Ömer diye, adı Ebu Bekir diye Sünni olan Müslümanlara dehşet verici işkenceler oluyorlar. Bütün bunları bizler biliyoruz değil mi Müslümanlar? Bütün bunlar hepimizin malumu. Hepimiz bunları görüyoruz, seyrediyoruz, videolardan görüyoruz, takip ediyoruz. Kısacası Müslümanlar, yani ümmet, ümmeti Muhammed, bu mensubu olduğumuz ümmeti Muhammed, bizim kardeşlerimiz kan alıyorlar. Bu kafirler, bu zalimler bu ümmete kan kusturuyorlar. İslam'ın dışındaki bütün farklı din sahipleri, bakın hiç fark etmiyor, Hristiyanı, Yahudi, Budisti, bütün farklı, bütün görüş farklılıklarına rağmen bütün sahip, bütün din sahipleri
İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için veyahut da Resulullah Aleyhisselatü'nün getirmiş olduğu şeriata, dine fersah fersah uzak olan ılımlı İslam düşüncesinin Müslümanların zihinlerine yerleştirmek ve böylece onları kafirleştirmek için demokrat, layık ama kendini Müslüman zanneden insanlar yapmak için ve bu şekilde onları uyuşturmak için cihat mefhumunu onların kafasından silmek için, onları uyuşturmak için ne yapıyorlar? Beraber toplanıyorlar, kararlar alıyorlar, beraber hareket ediyorlar, birbirlerinin yaptıkları zulümlere destek oluyorlar. Şu anda ümmeti Muhammed, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ta önceden bize bildirdiği gibi tam bir gariplik döneminde Müslümanlar. İşte bakın, Allah-u Teala böyle bir durumda, böyle bir atmosferde yaşayan biz Müslümanlara bu atmosferi bu anlattığımız zaman kimse inkar edemez. Malum durum budur. Böyle bir atmosferde, böyle bir durumda Allah biz Müslümanlara bakın ne emrediyor. Bize bakın nasıl sesleniyor. Nisa suresinin 75. ayetinde buyuruyor ki Es-sa'idu billah ve ma lekum la tuqatiluna fi sabilillahi vel mustada'fina minar ricali ven nisa'i vel vildani lezine yekuluna rabbena أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Buyuruyor ki Rabbimiz size ne oldu da size Allah yolunda ve Rabbimiz bize halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir dost gönder, bize katından bir yardımcı ola diyen mustazaf olan, mazlum olan, zayıf düşürülmüş olan erkekler, kadınlar ve çocuklar uğruna savaşmıyorsunuz diyor Allah-u Teala. Şimdi Müslümanları soruyorum size. Bu ayet böyle bir atmosferde, böyle bir durumda yaşayan Müslümanlara hitap etmeyecek de kime hitap edecek? Bu ayet bizim gibi Müslümanları ilgilendirmeyecek de böyle bir atmosferde, zulmün doruk noktasına ulaşmış olduğu böyle bir atmosferde bizi ilgilendirmeyecek de kimi ilgilendirecek? Hiç İslam tarihinde Müslümanların bu kadar zulme uğradığını hiç gördünüz mü? Hiç İslam tarihinde dinin bu kadar sahipsiz kaldığını, dinimizin, şeriatımızın, şiarların bu kadar zayıf kalmış olduğu ve Müslümanların, mustazaf olan, mazlum olan Müslümanların diğer Müslümanlara bu kadar ihtiyaç duydukları bir zaman biliyor musunuz? O zaman bu ayet en başta Müslümanlar bizi ilgilendirir. Bu ayet en başta bize hitap eder. Nakil kürsüsü, Kur'an ve sünnetten hayata. Nakilkürsüsü.com